Bugün 11. yüzyıldan itibaren Kıbrıs'ın başkenti olan Lefkoşa'nın en eski idari merkezi olan saray önü ve yakın çevresini gezeceğiz. Adını şimdiki mahkeme binalarının bulunduğu alana inşa edilen Lüzinyan Kraliyet Sarayı'ndan alan saray önü meydanı, İngiliz sömürge döneminin başlarında yaygın bir biçimde saray önü meydanı ve hükümet konağı meydanı adıyla anılırdı. 1943 tarihinde ise buraya Atatürk Meydanı adı verilmiştir. Lüzinyanlardan sonra adaya egemen olan Venedikliler bazı değişikliklerle sarayı vali konağı olarak kullanmaya devam ederler. Kıbrıs'taki egemenliklerinin bir sembolü olarak da meydana, yani Lüzinyan Sarayı'nın tam karşısına tepesinde St. Mark'ın aslanı bulunan bir sütun dikerler. Sütunun çevresinde asil İtalyan ailelerine ait 6 armadan 5 tanesi günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Osmanlı döneminde ise bazı değişiklik ve eklentilerle saray vali konağı olarak kullanılmaya devam eder. Dikdörtgen planlı ve iki katlı bir yapı olan bina, giriş kapısından sonra kemerli bir geçitle çevresi revaklarla çevrili olan bir orta avluya açılmaktaydı. Avluda bir kuyu ile idamların gerçekleştirildiği büyük bir ağaç bulunmaktaydı. Orta avludaki merdivenlerle üst kata çıkılmaktaydı. Bu katın bir bölümü valinin dairesi, diğer bölümleri ise ikametgahı olarak kullanılmaktaydı. Sarayın alt katı ise daire, ahır ve merkezi hapishane olarak kullanılmaktaydı. Duvarların kenarlarında ve orta yerde mahpuslar için oturma yerleri bulunmaktaydı. Meydandaki saray önü camisinden ayrı olarak sarayın giriş kapısının üst başında küçük bir mescit vardı. Osmanlı döneminde meydanla çevresine mahkeme, cephanelik, Osmanlı evleri, askeri hastane, telgrafhane, çarşı, kahvehane, saray önü camisi, saray önü medresesi, hamam, türbe, su kuyusu, çeşme ve bir de mezarlık yapılır. Ayrıca 1930'lu yıllara kadar da cuma günleri buraya büyükbaş hayvan pazarı da kurulmaktaydı. İngilizlerin adaya ilk geldikleri 1878 yılında sarayın bir kanadı vali konağı, bir kanadı ise hapishane olarak kullanılmaya devam eder. Ancak İngiliz Yüksek Komiseri burada değil de kentin dışında oturmayı tercih edince harap durumdaki sarayın yıkılarak yerine kamu binalarının yapılmasına karar verilir. Böylece 1899 yılında planları çizilen şimdiki binanın temeli 14 Haziran 1900 tarihinde atılır ve inşaat 1904 yılında tamamlanır. ...1937 tarihinde Kral 6. George'un taç giymesinin anısına
binanın çevre duvarının güneydoğusuna bir kürsü yapılarak cephesine İngiliz kraliyet arması monte edildi. Mahkeme binalarının Güneydoğu köşesinde yer alan ancak günümüzde işlevini yitiren Kıbrıs Boğazlı Es-Seyyid Mehmet Emin Efendi Vakıf Çeşmesi önceleri 8 planlı bir kiremit çadır ile örtülüydü. Ancak üst örtüsü 1950'li yılların sonunda kaldırıldığından geriye sadece alttaki su deposu kalmıştır. Osmanlı döneminde meydan önce askerler tarafından kullanıldığından askerlerin ibadet etmeleri amacıyla Karmel tarikat üyelerinin kullandığı meydandaki Karmel Kilisesi camiye dönüştürülür. Milattan sonra 14. yüzyıla ait bu kilisenin bir kubbesi vardı ve çevresinde Kudüs Kralı, Fransız Kralı, Norman Dükü ve diğer soyluların gömülü oldukları bir mezarlık bulunmaktaydı. İçi geleneksel Türk stilinde olan cami 1900 yılında meydana gelen depremde yıkılınca şimdiki caminin planları aynı yıl İngiliz mimar Fenton Atkinson tarafından Kuzey Afrika İslam stilinde çizilir ve cami 1903 yılında tamamlanır. Anlamlı kılan sadece tarihi eserler değildir. Bir yere anlam katan orada yaşamış olan insanlardır. Güzel insanlar. Bu vesileyle bizlere gökyüzünden gülümseyen saray önü eşrafından Dellal Salim'e, antikacı Ahmet Aziz'e, Dellal Mustafa Hasan Çoronik'e, tüccar Ahmet Sedat, kitapçı Hazım Remzi, antikacı Mehmet Hoca, antikacı Yekta Remzi, tatlıcı Raşit Bedevi, eczacı Macit, eczacı Münir, kitapçı Hikmet Afif Mapolar, bisikletçi Kemal Köse, fotoğrafçı Ümit, eczacı Selma Bolayır, sigaracı Mustafa, kahveci Mulla Hasan, ciğerci Mustafa, karanfilli Ya Mustafa, bulli, yemişçi Osman Gezer, boyacı Rauf, Asaf Arap, sandviççi Ahmet, muhallebici Mehmet, çorbacı Salih, Dellal Hasan Tahsin Ali Rıza, Vedia Barut, eczacı Kamran Aziz, mobilyacı Kalıçay, kahveci Vehbi, taksici Balcı, taksici Gamber, taksici Bambino, taksici Mehmet Tirilli ve daha nicelerine. Hepinize selam olsun.